Timur Soykan 17 Eylül 2023 Bir Gün Profesör Kabus'un icraatı. İstanbul'da korku filmlerini aratmayan olay. Psikiyatrist Zoroğlu, çocuk hastalarına ketamin enjekte ederek çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Çocukları telkinle babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarına inandırdı. Ailelerin başvurusuyla tutuklandı, Profesör FETÖ'den de yargılanmıştı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süleyman Salih Zoroğlu çocuk hastalarına uyuşturucu ilaç verip manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre Profesör Doktor Salih Zoroğlu Bakırköy'deki özel kliniğine getirilen onlarca çocuğa disosiyatif çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Sadece hastane ortamında anestezi sırasında verilen ketamin isimli ilacı hayvanlarda kullanılan oranda çocuklara verdi. Bu çocukları onlarca kişilikleri olduğuna ve aile bireylerinin cinsel istismarı bilinçaltına gömdüklerine inandırdı. Profesör etkisine giren bazı çocukları annelerini babalarını zehirleyip öldürmeye ikna etmeye çalıştı. Süleyman Salih Zoroğlu İstanbul Çapa Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede çocuk ve ergenlerde disosyatif bozukluklar, çocukluk dönemi travmaları, çocuk istismarı alanında uzmanlaştı. Uzmanlık tezi bu konudaydı. 1999-2006 yılları arasında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk ruh sağlığı ve hastalığı ana bilim dalını kurdu, başkanlığını yaptı. 2011-2016 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi ÇAPA Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı'ydı. 2010-2016 yılları arasında Adli Tıp Kurumu'nda görev yaptı. 6. İhtisas Kurulu üyesiydi ve çocuk cinsel tacizlerine bakan tek uzmandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandı. Sosyal medyada Fethullah Gülen'i öven paylaşımları vardı. Bir yıl tutuklu kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul Bakırköy'de çocuk psikiyatri kliniği açtı. Eşi Özgül Zoroğlu diş hekimi. Bir kızı psikiyatrist, diğer kızı psikologtu. Zoroğlu'nun açtığı özel kliniğe kısa sürede yüzlerce aile başvurdu. Zoroğlu çocuklara sürekli disosyatif, çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Birbirinin kopyası onlarca vaka yaşandı. İşte o vakalardan biri. 15 yaşındaki Ayşe, kimliğini gizlemek için takma isim, Ekim 2022'de derslerindeki başarının düşmesi ve içine kapanması nedeniyle Zoroğlu'nun İnceli'deki kliniğine getirildi. Burada psikologlar Ahmet A ve Zeynep A çalışıyordu. Ayşe'nin annesi ve babası boşanmıştı ve babası başka bir şehirde yaşıyordu. Zoroğlu kısa sürede Ayşe'ye çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Babasının cinsel istismara maruz bırakması nedeniyle Ayşe'nin 48 ayrı kişiliği olduğunu söyledi. Anne ve abiyi bu iddianın imkansız olduğunu, babasının asla böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ayşe'nin durumu kliniğe gitmesinden itibaren çok kötüleşti. Yüzü, sesi, hareketleri değişiyor ve kendisinde başka kişiliklerin ortaya çıktığını anlatıyordu. Evde sesler duyuyor, karanlık gölgelerin geçtiğini söylüyor, kabuslar görüyordu. Krizler geçirmeye başlamıştı. Ailesi onu Salih Zoroğlu'na götürüyor ve burun spreyiyle bir madde verilince sakinleşiyordu. Kollarını kesmeye başladı. Abini kırık şişeyle tehdit etti. Daha sonra bunları hatırlamadığını diğer kişiliklerinin yaptığını söyledi. Ayşe bir gün kolunun acıdığını söyleyince ailesi iğne deliklerini fark etti. Doktorun anestezide kullanılan ketamin enjekte ettiği öğrenildi. Bu hayvanlarda kullanılan bir dozdu. Burun spreyiyle verilen de daha düşük doz ketamindi. Zor oğlunun hastaya şizofreni vakalarında kullanılan ilaçlar yazdığı ve söylediği öğrenildi. Profesör anneyle yaptığı bir görüşmede babanın Ayşe'yi 5 yaşından itibaren yüzlerce kez istismar ettiğini söylemiş ve babayı tehdit edip tüm mal varlığını Ayşe'nin üzerine geçirin demişti. Anne ise tepki göstermişti. Bu süreçte profesör aileye dini içerikli mesajlar da gönderiyordu. Ayşe'ye de babanın cinsel istismarlarını hatırla diyerek ikna ediyor, geçirdiği krizlerin hatırlama olduğunu söylüyordu. Zoroğlu'nun kliniğinde çalışanlar da Ayşe'yi başarılı olarak gösteriyordu. Klinikte çalışan psikolog Zeynep bir gün Ayşe'nin okuluna giderek çocuğun 5 yaşından itibaren babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Amaçları Ayşe'nin sınavlardan muaf tutulması ve 15 gün izinli sayılmasıydı. Öğretmenler ve okul yönetimi şoke olmuştu. Hemen anneyi aradılar. Çocuk büro amirliğine de haber verdiler. Profesör seansların 6. ayında geçen Haziran'da aileye bu kız elinizde kalırsa ölecek. Bir süre benim evimde kalsın dedi. Aile kızlarının intihar riski nedeniyle teklifi kabul etti. Bir süre sonra profesör Ayşe'yi klinikte beyaz önlük giydirerek diğer hastaların seanslarına sokuyordu. Profesör proje hastası olan Ayşe'yi diğer çocuk hastalarının kişiliklerini ortaya çıkarmakta kullandığını anlatıyordu. İddiaya göre Ayşe, disosyatif teşhisi konulan çocuklara tek başına seans yapmıştı. Ayşe, Temmuz ayında kliniğe gelen abine annesinin de kendisini istismar ettiğini söyledi. Profesör, annenin de disosyatif hastası olduğunu ve bunları hatırlamayacağını söylüyordu. Akabinde bilimsel literatürle ilgisi olmayan sapkın tarifler yapmıştı. Hatta bunları WhatsApp mesajıyla da gönderdi. Ayşe bir buçuk ay Salih Zoroğlu ve ailesiyle yaşadı. Abi kliniğe giderek kardeşini görüyordu. Bir boşlukta Ayşe'nin telefonundaki Salih Zoroğlu ile mesajlaşmalarını aldı. Mesajlarda doktor Ayşe'ye anne ve babasına nasıl dava açacaklarını anlatıyordu. Birlikte bowling oynamaya, sinemaya gittikleri fotoğraflar vardı. Profesör çocuğa onu yurt dışındaki okullara göndereceğini söylüyordu. Ayşe 31 Temmuz'da Salih Zoroğlu'nun evindeyken babasını CİMER'e şikayet etti. Profesörün 12 sayfalık raporunu şikayet dilekçesine eklemişti. Abine gönderdiği sesli mesajda babam tutuklanmazsa hoca ile birlikte suç duyurusunda bulunacağız diyordu. Birkaç gün sonra Ayşe, Bakırköy Çocuk İzleme Merkezi'ne giderek babasından şikayetçi oldu. Abiyi onun aileden tamamen kopmaması için yanına gitmişti. Bakırköy Çocuk İzleme Merkezi'nde 2,5 saat Ayşe'nin ifadesi alındı. Babasının ve annesinin cinsel istismarına maruz kaldığını söyleyip ikisinden de şikayetçi olmuştu. Ayrıca Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nun raporunu da savcıya vermişti. Ayşe ifadeden çıktıktan sonra hemen telefonla profesörü aramıştı ve konuşmalarını abi de duyuyordu. Aynı sizin söylediğiniz gibi anlattım hocam asla ağlamadım demişti. Profesörü de duyuyordu abi biraz ağlasaydın inandırıcı olurdu diyordu. Savcı Ayşe'nin koruma altına alınmasına vekalet testi yapılmasına karar verdi. Polisleri çağırdı. Ayşe profesörü arayarak beni çodeme götürüyorlar dedi. Profesör Ayşe hakkındaki raporda kendi koruması altında olduğunu yazmıştı ve çocuğun bırakılacağını düşünmüştü. Çodeme yerleştirilen Ayşe krizler geçiriyordu. Ailesi artık bunun ketamin yokluğundan kaynaklandığına emin olmuştu. Bu sırada Salih Zoroğlu'nun diş hekimi olan eşi Ayşe'yi almak için kuruma başvuru yapıyordu. Kurum yöneticileri Salih Zoroğlu'nun Ayşe hakkında hazırladığı akıl almaz rapora şüpheyle yaklaştı. Savcılığa bu konuda bilgi verildi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ise daha önceden Salih Zoroğlu'nu mercek altına almıştı. Çünkü son dönemde 5 çocuk benzer iddialarla savcılığa başvurmuş ve ailelerini cinsel istismarla suçlamıştı. Hepsinde Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nun raporu vardı. Ayşe'ye ketamin verilip verilmediğinin anlaşılması için saçından örnek alındı ve adli tıp'a gönderildi. Ayşe'nin kuruma alınmasından 10 gün sonra bekaret testi sonucu çıktı. Bakireydi. Saç telinde ise ketamin bulundu. Çödemde kalan Ayşe ile abi görüşebiliyordu. Ketamin etkisinden kurtulan Ayşe söylediklerinin gerçek olmadığını anlattı. Sürekli ağlıyor, özür diliyordu ifadesini değiştirdi. Abi, Ayşe'nin ve kendisinin Salih Zoroğlu mesajlaşmalarını arşivlemişti. Kliniğe gittikleri dönemde verilen ilaçları ve diğer belgeleri bir klasöre dönüştürerek savcıya teslim etti. Abi de savcılığa ifade verdi. Ayşe ikinci ifadesinde kendisi gibi profesörün zorlamasıyla ailelerini cinsel istismarla suçlayan 7 çocuğun ismini vermişti. Profesör Kabus'un ağına düşen çocuklardan biri Elif'ti. Gerçek adı değil, kimliğini gizlemek için adını değiştirdik. 17 yaşındaki Elif'in annesi öğretmen, babası ise İstanbul'da otel sahibiydi. Bir kız kardeşi vardı. Elif çok zeki bir çocuktu ve ortaokuldayken öğretmeninin tavsiyesi üzerine yapılan IQ testi bunu doğrulamıştı. Sınavlarda çok yüksek puanlar almıştı ve iyi bir kolejde eğitim görüyordu. 2022 yılının başında okulda duramamaya başladı. Ailesine açık liseye geçmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ailesi, çocuk ve ergen psikiyatrisi konusunda ünlü doktor, Profesör Doktor Salih Zoroğlu'ndan randevu almak istedi. Çok sıra olduğu için güçlükle Şubat 2023'te randevu aldılar. Saatlerce sıra bekledikten sonra psikolog Ahmet K ile görüştüler. Kısa bir test yapıldı. Profesör Doktor Salih Zoroğlu ilk seansta Elif'e çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koydu ve bunun cinsel istismar nedeniyle olduğunu söyledi. Elif çok şaşırmıştı. Böyle bir şey yaşamadığını anlattı. Salih Zoroğlu ise farklı kişilikleri olduğunu, bu kişiliklerinin istismarı hatırlamasını engellediğini ifade etti. Profesör bu cinsel travmayı aileden biriyle yaşamış olabileceğini söyledi. Bunu kişiliklerine sor dedi. Seanstan sonra anneye bilgi verildi ve öğretmen anne büyük şaşkınlık içindeydi. Kızıyla çok bağlıydılar ve onu çocukluğu boyunca hiç yanından ayırmamıştı. Elif de ona her şeyini anlatırdı. Ama içine şüphe düşmüştü. Hiç uyumuyor, ünlü profesörün bu korkunç iddiası aklından çıkmıyordu. Bir yandan profesöre şüpheyle yaklaşırken öte yandan bu istismarın nereden, kim tarafından, ne zaman yapılmış olabileceği soruları akıllarından çıkmıyordu. Profesör Elif'e ilaçlar yazdı. Onun yönlendirdiği eczaneden burun spreyi şeklindeki ketamin de aldılar. İddiaya göre Salih Zoroğlu seans başında Elif'e kolundan iğne ile ketamin veriyordu. Bu sırada yanlarında psikolog Zeynep A da vardı. Bunu kesinlikle annesine söylememesini tembihlediler. Elif ketaminin uyuşturucu etkisindeyken profesör cinsel istismar olayına inmeye çalışıyordu. Salih Zoroğlu Elif'te baskın bir erkek kişilik olduğunu, bunun tedaviyi engellediğini söyledi. Babanın evden ayrılmasıyla bu kişiliğin ortaya çıkarılabileceğini anlattı. Aile bunu konuştu ve baba kızının sağlığı için bir hafta evden ayrıldı kendi annesinin evine gitti. Bir hafta sonra ise profesör babanın 3 ay başka bir yerde kalmasını istedi. Elif'in babası neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Profesörle konuşmak istedi ama reddedildi. Kızının iyiliği için bunu da kabul etti, başka bir ev tuttu. Salih Zoroğlu Elif'e babasının cinsel istismarına maruz kaldığını söylemeye başladı. Elif bunun imkansız olduğunu, babasının böyle bir şeyi asla yapmayacağını söylüyordu. Ama profesör kesin ifadelerle ona 5 yaşından 12 yaşına kadar babasının istismarına maruz kaldığını anlattı. Önce 17, daha sonra 45 kişiliğinin olduğunu söyledi. Tek tek bu kişilikleri ortaya çıkaracaklarını ve istismarı hatırlayacağını söylüyordu. Elif hatırlamadığını söyledikçe ketaminin dozu arttı. Salih Zoroğlu sadece hastanede verilebilen ilacı yasa dışı şekilde temin ediyordu. Odasındaki çekmecesinden cam tüpte çıkarıp şırıngaya çekerek uyguluyordu. Seanslarda Elif'e sürekli "hatırla" diye baskı yapıyordu. Elif bir süre sonra doktorun etkisi altına girmiş, babasını suçlamaya başlamıştı. Annesine profesörün babasını suçladığını söylemişti. Annesi bunun imkansız olduğunu anlattı. Kızını hiç yanından ayırmayan bir anneydi. Babası aradığında Elif telefonu açmıyor, babasıyla hiç konuşmuyordu. Baba eşini aradığında ise "kızın artık seninle konuşmak, görüşmek istemiyor." yanıtını almıştı. Seanslarda profesör, Elif'e annesinin ispiyoncu olduğunu, bilgileri babasına aktardığını söylemeye başladı. Elif çok bağlı olduğu annesine artık nefretle düşman gibi bakıyordu. Anne doktorun talebi üzerine babayla bağlantısını kesmişti. Sürekli ağlayan kadına Elif, anne sen de istersen psikolog Zeynep'ten seans al, hiç iyi değilsin dedi. Öğretmen anne, profesörün onayıyla Zeynep A'ya gitti. Seansta Zeynep A babayı kötülüyor, onun kızını cinsel istismara maruz bıraktığını söylüyordu. Babayı hayatlarından çıkarmaları gerektiğini anlatıyordu. Evde kesinlikle baba dememelerini, onu adıyla anmalarını tembihledi. Bunu yapmazsanız Elif'in içindeki babayı sevmeyen kişilikler ortaya çıkmaz ve istismarları hatırlamaz. Kızınız iyileşemez diyordu. Baba için evde sürekli pislik, ondan iğreniyorum gibi sözler kullanmasını istedi psikolojisi darmadağın olan anne tamam dedi. Elif bir gün annesine profesörde bir zehir var bunu yemeğe kattığında ortaya çıkmıyormuş. Babamın çorbasına sen bunu koyabilirsin. Profesör böyle yapabileceğimizi söyledi dedi. Annesi donup kalmıştı. Kızı eşini öldürebileceklerini söylüyordu. Hemen bunu psikolog Zeynep A'ya anlattı. Zeynep A, hoca hastaların öfkesini ölçmek için bunu yapıyor dedi. Anne ise ya bunu gerçekten yapmaya kalkarsa diye tepki göstermişti. Kliniğe gitmeye başlamasından 3 ay sonra Elif ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırıldı ve midesi yıkandı. Koşarak hastaneye gelen babaya anne "Seni görmese daha iyi, kötü etkilenebilir." dedi. Baba artık dayanamıyordu. Kızının yanına gitti. Bitkin haldeki Elif babasıyla konuştu. Anne eşine Salih Zoroğlu'nun onu kızını cinsel istismara maruz bırakmakla suçladığını söyledi. Baba deliye dönmüştü. 19 yıllık eşimsin. Buna nasıl inanırsın diye tepki gösterdi. Bu süreçte boşanma aşamasına geldiler. İkisi de 6 ay boyunca bir kabusu yaşadı. Baba kanser hastasıydı ve yaşadıklarını ölümden beter diyerek tarif ediyordu. Avukatıyla konuşup profesör hakkında suç duyurusunda bulunmaya karar verdi önce Cimer'den şikayet dilekçeleri yazdı. Elif klinikte Ayşe ile arkadaş olmuştu. Ayşe Salih Zoroğlu'nun asistanı gibiydi. Hatta onun evinde kalıyordu. Elif de profesörün proje hastalarından birine dönüştürülmüştü. Profesör hatırlamalarda çok geride ama çok zeki olduğunu söylüyordu. Ayşe ve Elif'i yurt dışındaki okula göndereceğini anlatıyordu. Ayşe, babası ve annesi hakkında suç duyurusunda bulunacağı gün aslında Elif de babası hakkında şikayetçi olacaktı. Salih Zoroğlu ona da bir rapor yazarak vermişti. Ama Elif son anda emin olamadığını düşünüp vazgeçmişti. Bu sırada anne, kızının cep telefonundaki Profesör Zoroğlu ile mesajlaşmalarını kopyalıyordu. Profesör sürekli olarak babasını şikayet etmek için kızına baskı yapıyordu. Baba ise Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nun cep telefonu numarasını bulmuştu ve ona WhatsApp'tan yazıyordu. Baba çok sert tepkiler gösterirken Zoroğlu sakin bir üslupta itiraf et diyordu. Babanın da çoklu kişilik bozukluğu hastası olduğunu yazıp bilinçaltındaki kişiliklerin aslında yakalanmak istediğini yazdı. Çıldırtıcı mesajlardı. Baba kızına hiçbir kötülük yapmadığını, yapamayacağını yazıyor ama profesör ona şöyle mesajlar atıyordu. Bence sakin ol, mertçe özür dile, olayı örtbas eden zavallı çocuk iyileşemez. Ya Allah beni bir vazifeyle vazifelendirdiyse o zaman senin halin nice olur? Ben biliyorum, kızın biliyor, sen biliyorsun. Allah zaten biliyor. Ahiret var, hesap var. Şimdi reddettin. Hadi diyelim kabul ettirdin. Hadi senin şansına kız da kendini öldürdü ve bu dünyada yırttın. Ne olacak? Tatmin mi olacaksın? 20-30 sene sonra hesaplar öte alemde açılır ve sen şöyle söyleyeceksin. La leyteni küntü türeba. Heyhat, artık geçti diyecekler ve ebedi yani sonsuz hayat boyunca azap çekeceksin. Ya ben bir şekilde doğru bilgiyi alabiliyor, çocukların söylemediklerini onların ruhlarında görebiliyorsam, ya Allah öyle bir hal verdiyse bana, yahut haber alabileceğim başka şeyler varsa ne yapacaksın? Haşa Allah'a dize mi getireceksin? Söyle bakalım, 45, en az 45 kişilik bacak kadar çocukta nasıl oluştu? Sen alemi aptal herkese sersen mi sanırsın? Özür ve af dilemen lazımdır. Kızın iyi bir insandır, bunu takdir eder. Sonra demen lazım ki az bir ömrüm kaldı. Sana rüşvet falan değil, bahşiş de değil. Neyim varsa sana vereyim. Sen beni, ben seni bir daha görmeyelim. Ama yalvarırım, biraz da olsa hakkını helal et. Nasıl oldu bilmiyorum ama bunlar olmuş. Sen yalancı, iftiracı değilsin. Belki ben de hastayım de. Bence senin de çoklu kişiliğin var. Sen bunu bilmiyor ya da bilmezden geliyorsun. Git ne olduysa oldu. Hatırlıyorum ya da hatırlamıyorum ama sen doğrusun de. Kalbi kırık kıza daha fazla yalancı, iftiracı, komplocu deme. Yarından, erkenden tezi yok. Elindekileri, avcundakileri o kıza ver. Kurtul. Verdiklerin onun tazminatının milyarda biri de değil. Baba bu mesajların ekran görüntülerini aldı. Ertesi gün savcılığa suç duyurusunda bulundu mesajları savcıya sunan baba ifadesinde şöyle diyordu. Allah tarafından görevlendirildiğini söylüyor. Bu kişinin ruh hastası olduğunu anladım. Bir doktor, profesör bu şekilde şeyler yazmaz. Babanın anne ile görüşmeleri ve savcılıktan aldıkları bilgilerden sonra Elif'le konuştular. Elif'in şüpheleri vardı ve profesöre kendini tamamen bırakmamıştı. Onu profesörden uzaklaştırdıkça durumu düzeldi. Elif ve annesi de savcılığa giderek yaşadıklarını anlattı. Profesörle mesajlaşmalarını savcılığa sundular. Ağustos ayında bekaret testi için sıra beklerken Ayşe ve Elif aynı salondaydı. Profesörün mağduru iki aile birbirlerini klinikte gördüler. Yaşadıkları kabusu konuştular. Rapor Elif'in de Ayşe gibi bakire olduğunu ortaya koydu. Savcılık Ayşe ve Elif gibi beş çocuğun aileleri hakkındaki şikayetlerini inceliyordu. Bu olaylarda Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nun birbirine çok benzeyen raporları vardı. Polis 11 Eylül'de operasyon yaptı. Profesör Doktor Salih Zoroğlu, eşi diş hekimi Özgül Z, psikologlar Ahmet A ve Zeynep A, kliniğin sekreteri İnci A ve ketamin ilacı yasa dışı şekilde temin edip Zoroğlu'na verdiği iddia edilen Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde görevli Doktor Hüsna A gözaltına alındı. Zoroğlu'nun evinde cam tüp içinde ketamin ilacı bulundu. Salih Zoroğlu ifadesinde 40'ın üzerinde çocuk için cinsel istismar raporu düzenlediğini söyledi. Hastalara ketamin verilmesini tedavinin bir parçası olarak açıkladı. Çocukların istismarı kabullenmesi için telkinde bulunmadığını savundu. Çocukların ailelerini tehdit ettiği ve para istediği iddialarını kabul etmedi. 14-15 öğrenciyi yurt dışına gönderdiğini anlattı. 14 Eylül Perşembe günü Salih Zoroğlu ve Ahmet A tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla bırakıldı. Savcılığın Ayşe ve Elif gibi 15 vaka tespit ettiği öne sürülüyor. Geçmişte çocukların ailelerini suçladığı 7 olayda davalar açılmış ve Salih Zoroğlu'nun raporunun etkisiyle tutuklananlar olmuş. Savcılık, Profesör Doktor Salih Zoroğlu'nun 180'den fazla çocuğa çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyduğunu düşünüyor. Bu çocuklar ve ailelerinin akıbeti araştırılıyor. Timur Soykan